Merhaba arkadaşlar, yeni bir SOLIDWORKS eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere SOLIDWORKS'te resmi nasıl çizime dönüştürürüz ondan bahsedeceğim. İlk olarak herhangi bir düzlemde çizim açmamız gerekiyor. Üst düzlemde sketch açıyorum. Ardından sketch picture komutuna tıklayacağım. Bu sizde olmayabilir arkadaşlar. Bunu buraya eklemek için daha önceki videolarda bahsettiğim üzere customize'a tıklıyorsunuz. Ardından tüm araç komutlarını seçiyorsunuz. Ve daha sonrasında picture yazabilirsiniz buraya. Ardından bu komutu tutup buraya atıyorsunuz arkadaşlar daha sonrasında okey diyorsunuz ve bu işlemi tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi Sketch Picture'a tıkladım daha sonrasında benden bir fotoğraf seçmemi istiyor bu görmüş olduğunuz gibi GIF olabilir JPEG olabilir vesaire vesaire. Ben JPEG seçeceğim arkadaşlar bir Nike logosu seçeceğim. Şimdi benim fotoğrafımda herhangi bir transparanlık yok fakat bazı transparan fotoğraflarda çizimlerde bakın şöyle göstereyim. Bakın şimdi transparan bir PNG formatında resim seçtim, logo seçtim. Bunda görmüş olduğunuz gibi tamamen beyaz şeklinde gözüküyor. Bu transparan kısımlar beyaz olarak almış. Bunu düzeltmeniz için transparan sekmesinin altında bakın buradan transparanlığı nereden alması gerektiğini söylüyor. Ben bunu dosyadan al diyeceğim. From file. Tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi transparanlık resmin içerisinden Solidworks içerisine aktarılmış oldu. Bu şekilde eğer transparan bir çizim Açtıysanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanmayacağım bu çizim için. Bunu siliyorum. Resme tıklayıp delete tuşuna basarak silebilirsiniz. Tekrar sketch picture'a tıklıyorum. Daha sonrasında tekrar logomu seçiyorum arkadaşlar. Evet Nike logosu karşıma geldi. Şimdi burada yapmanız gereken ilk olarak isterseniz bunun tabii ki boyutuyla oynayabilirsiniz. Bakın burada zaten köşelerden tutup istediğiniz şekilde çekebilirsiniz. Bunun önemi şu arkadaşlar. Örnek veriyorum ben bir çizim yaptım ve bu logonun da örneğin 2000 olsun. Ben bu logonun 2000 mm genişliğinde olmasını istiyorsam eğer, bakın burada ilk olarak resmi eklediğimiz zaman bu şekilde boyutuyla oynayabiliyoruz ve bunun istediğimiz yere de koyabiliyoruz bu şekilde. Bunun konumunu, boyutunu vesaire bu şekilde ayarlayarak modelimizin içerisine uygun bir şekilde yerleştirebiliriz. Bu değerleri istersek buradan manuel olarak girebiliriz. 2000 mm genişliğinde olsun, 1125 mm yüksekliğinde olsun diyoruz. Şimdi logomuzu büyütüp küçültürken fark ettiğiniz üzere en boy oranını koruyor. Bunu korumak istemezsek eğer bakın buradaki tiki kaldırmanız gerekiyor. Eğer tiki kaldırırsanız şu şekilde istediğiniz şekle sokabilirsiniz. Veya fotoğrafı, logoyu yansıtabilirsiniz. Bakın x eksenine göre yansıt diyorum. Daha sonrasında dik olarak yansıtabiliyoruz. Bununla istediğiniz gibi bu şekilde artık oynayabiliyorsunuz. Şimdi fotoğrafımı tekrar silip tekrar ekleyeceğim. Şimdi fotoğrafım eklendi, logom eklendi. Bakın burada bir ok var. Next'e tıklarsanız eğer bu fotoğrafı çizime dönüştürebilirsiniz. Eğer bu ok sizde çıkmıyorsa onu da şuradan ekleyebilirsiniz. Buradan eklentilere giriyorsunuz. Bakın burada auto trace var. Bunları Aktif yapmanız gerekiyor. Şu tiklere eklemeniz gerekiyor. Resme çift tıkladım. Daha sonrasında Next dedim. Karşıma fotoğraftan logodan artık neyse, karşıma logoyu çizime dönüştürecek araç gelmiş oldu arkadaşlar. Burada seçme araçlarımız var. İstersek renk seçebiliyoruz. Bu şekilde tarayabilirsiniz. Bir çokken olarak çizebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu şekilde çizebilirsiniz. Daha sonrasında taramaya başlat diyoruz. Bu şekilde tarıyor veya bir dikdörtgen yardımıyla da bu alanı seçebilirsiniz. Yine aynı şekilde veya bu şekilde daha rahat da seçim yapabilirsiniz. Alanımızı seçtikten sonra burada fotoğrafın özellikleri var. Parlaklık özelliği, kontrast özelliği, renk toleransı vesaire. Bunlarla oynayarak en iyi sonucu elde edip daha sonrasında işlemimizi tamamlıyoruz. Ben şurada problem var. Onunla oynayacağım biraz o yüzden. Daha sonra şu ortayı kendim ekleyeceğim. Konstrantı biraz azaltalım. Parlaklığı yükseltiyorum. Biraz daha güzel oldu şu an. Parlaklığı biraz azaltalım. Parlaklığı azalttığımız zaman kötü sonuç elde ediyoruz. A few moments later. Evet logodaki işlemlerimizi tamamladıktan sonra aşağıdan butona tıklıyoruz. Apply diyoruz. Daha sonrasında çizimi tamamlamış oluyor. Ama arkada resim olduğu için siz bunu göremiyorsunuz. Resme tıklıyorum. Daha sonrasında burada pasifleştir var resmi kapatarak görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çizime ulaşmış oluyoruz. Ama ben bu resmi aktifleştireceğim. Daha sonrasında çizime tekrar tıklayıp çizilmemiş olan kısmı kendim çizeceğim. Boşluğa çift tıklayarak çizimden çıkıyorum. Tekrar pasif hale getiriyorum bunu. Görmüş olduğunuz gibi Nike logosu karşımızda arkadaşlar. Bu çizimlerde genellikle spline kısımları problemli oluyor. Onun dışında düz kısımlar genel olarak iyi oluyor. Hem düzenlemesi de kolay oluyor daha sonrasında. Ben burada spline'ı biraz yumuşatmak istiyorum. Bakın bu spline'a e tıklıyorum. Hatta öncesinde şöyle yapalım. Şunları seçip sabitleyelim arkadaşlar. Yerlerinden oynamasın. Bunları da sabitleyelim. Şimdi düzenlenmesi gerekenler haricindekileri sabitledim. Herhangi bir oynama olmaması için. Çünkü herhangi bir ölçü vesaire yok. Referans yok. Bu yüzden oynamaya çok müsaitler. Şimdi şu spline'ı ben e, öncelikle spline'a çevireceğim şu çizgiye. Bakın sağ tıklıyorum buna. Daha sonrasında convert to style spline diyorum. Evet diyorum. İlk olarak bu spline'ı teğet yapmak istiyorum. Bakın şunu kontrol tuşuna basılıyken ikisini seçip tangent diyorum. Aynı şekilde yine de tanjant diyorum. Ardından şurada çok keskin dönüşler var. O yüzden bunları silmem gerekiyor noktaları. Örneğin şu noktayı silmek istiyorum ve şunu silmek istiyorum. Şurada da bir keskin noktam var. Bunu da siliyorum. Şurada bir bozuk kısım var. Bunu da şu şekilde uzatacağım. Ve bu buna aynı doğrultuda olsun diyorum. Bunu da buna aynı doğrultuda olsun diyorum. Ve bu şekilde uzatmış oluyorum. Evet bu şekilde Nike logosunu elde etmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın.